İsmim Mehmet Akif Aslan, ziraat mühendisiyim. Bu bölgede çalışmaktayım. Bir özel firmada bölge müdürüyüm. Artık kendime ait bir ilaç, ziraat ilaç bayisiyim artık. Tabii biz bu bölgede sultan çekirdeksiz üzüm ön planda ama diğer tabii mevcut çeşitlerimiz de var. Bahsetmiş olduğunuz gibi 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında yaklaşık 20-30 yaşında ortalama verime yatmış olan bağlarımız da var. Tabii bunlarla ilgili gübreleme programları çok farklı esasında. Bir de toprak yapıları çok farklı. Yani bulunduğumuz bölgede atıyorum kireci çok yüksek bir bölgedeyiz şu anda bulunduğumuz yerde ama ovaya indiğimiz zaman Bozdağ'ın eteklerinden sonra gelen topraklarda alüvyoldan yoldan dolayı çok güzel muazzam topraklarımız var. Buradaki besleme ile buradaki kır alanlardaki besleme arasında ciddi farklılıklar mevcut. Tabii bununla ilgili belirli bir deneyimden geçtiğimiz için bizim gibi teknik arkadaşlar veya çiftçiler bu konuyu çok iyi bilmekteler. Ama tabii daha bilmediğimiz veya öğrenmek istediğimiz daha çok konular var esasında. Özellikle bizim bağlarımız 3. yaşından itibaren verime yatmaya başlar ve gübre istekleri başlar. Bölgemizin şu anda %90'ı gibi rakamda damlama sulamayla kurulmuştur tesislerin çoğu. Ve gübrelemeyi de artık damlamadan yapar hale geldik bu konuda. Ama tabii maliyetlerden dolayı toprak altı gübre verilip daha sonra takviye olarak üstten de damlamadan da verilir olmaktadır. Tabii bizim burada devletin desteğiyle de belirli alanlarda 50 dekar ve üzerinde teknik desteklerle şunlarla bunlarla toprak analizleri de gelişmeye başladı. Ve artık çiftçimiz bu analizleri çok ciddi miktarda göz önünde bulundurarak buna göre gübreleme yapmakta. Tabii bu daha da iyi noktalara gideceğine inanıyoruz. Belki elimizde gübrelerin çok aşırı farklı toprak altı gübreleri belli standartlarda. Tabii hocam onu daha iyi bilir. Yani zaman geçtikçe belki bunlar daha böyle çeşitlenecek ve daha güzel yerlere gideceğiz. Belki zaman alacak ama toprak analizi olmadan da biz gübrelemeye tamamen karşıyız. Ama tabii çiftçilerimiz bazen bize kızıyorlar. Hep aynı gübreyi veriyorsunuz diyorlar. Bu artık benim konum değil. Esasında hocamın konusu. Bu şikayetleri hocama esas söylemek lazım. Evet, Akif Bey'e teşekkür ediyorum tespitleri için. Özellikle bitki besleme aslında başlı başına bir yönetim sistemi değil. Bitki besleme, sulama, mücadele ve kültürel önlemler beraberinde budamaydı, çeşit seçimiydi, yöndü, rakım. Hepsi bunlar birbirini tamamlayan süreçlerdir. Tabii bugünkü konumuz besleme ile ilişkili olduğu için öncelikle şunu ifade etmek lazım. Tabii topraklar da tıpkı insanlar gibi aslında birbirinden farklı bireyler gibi düşünmek lazım. Hepsinin sağlayacağı etki, hepsinde yapacağınız uygulamalar sonucunda elde edeceğiniz verimler birbirinden farklı olabiliyor. Biz sistemli ve sürdürülebilir bir üretimin olabilmesi için yapının birbirini devam ettiren entegrasyona götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bitkiyi iyi beslerseniz özellikle mücadeleyi daha az yapmış olursunuz. Mücadeleyi daha az yapmanız ve bitkiyi bu şekilde iyi beslemeniz verim ve ürün kaliteye yansımaktadır. Şimdi tıpkı diğer bitkilerde olduğu gibi asmada da biraz önce ifade edildiği gibi sofralık ya da kurutmalık olma durumuna göre işte biraz önce ifade etti Akif Bey pH'nın değişken olması, alüvyal yapı olması bunlar da besleme programını değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle zaten toprak analizlerini biz önemsiyoruz. İşte aşırı kirecin olduğu yerlerde özellikle pH'nın düşürülmesi son derece önemli. İnsanlarda yüksek bir tansiyon olduğunda siz ona bir şeyler yedirmeye çalıştığınızda ne yapamaz? O stres içerisinde herhangi bir gıdayı tüketemez. Aynı şey bitkiler için de geçerli. Zaten bunu bağıra bağıra bitkiler ifade ediyor ve klorozu bununla birlikte fosfor noksanlıklarını ciddi bir şekilde bölge yaşıyor. Şimdi burada temelden düşünürsek organik karakterli gübrelerin kesinlikle taban gübresi içerisinde yer alması gerekir. Ama bu uygulamalarda şunu kaçırmamak lazım. Özellikle sonbaharda yapacağımız gübreleme programı oldukça önemli. Biz her zaman bölge olarak, ülke olarak anımsadığımız ya da kanımsadığımız bir durum var. Şu, sonbaharda gübrelemeyi kesiyoruz. Hasattan sonra ta bahara kadar bitkiyle ilgilenmiyoruz. Eğer siz bitkiyi kışa çok dengeli, yeterli besin yoluyla bir şekilde sokabiliyorsanız, gerek soğuk stresinden, gerek mücadeleyle ilgili stresten, gerekse baharda gelebilecek bu dengesiz iklim koşullarından daha çok korunmuş oluyorsunuz. Bunun için sonbaharda kesinlikle organik gübrelerin toprağa ilave edilmesi, ben özellikle bu
yetiştiricilik için, üzüm yetiştiriciliği için söylüyorum. Bu oldukça önemli. İkincisi, mikrobiyal formülasyonlu ürünler son zamanlarda dikkate alınmaya başladı. Üreticilerimiz bunlardan ciddi bir şekilde fayda görmeye başladı. Çünkü mikroorganizmanın olmadığı, yani biyoçeşitliliğin olmadığı yerde zaten döngüyü sağlayamazsınız. Toprağa attığınız o şekliyle kalır. Besinlerin uygulanmasına sıra gelince Akif Bey ifade etti. İşte bu yıl 100 kilogram, seneye 150 kilogram. Sanki madde bağımlısı gibi sürekli biz bitkiyi ona bağlıyoruz ve aynı süreçte bunu besliyoruz. O da verimin azalmasına neden oluyor ve girdi maliyetlerinizin artmasına neden oluyor. Eğer siz biyoçeşitliliği artırırsanız o zaman gübre kullanım etkinliğini artırmış olursunuz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey özellikle kuru ve yaş üzüm tüketimi ile ilgili. Burada bor ve kalsiyum gübrelemesi son derece önemli. Sorduğunuzda toprakta kalsiyum yeterli derecede var. Ne diye atayım denir. Aslında kalsiyum özellikle çiçeklenme yani meyve bağlama döneminde borla birlikte meyve tutma oranını artırır. Bu son derece önemli. Çatlama problemlerine karşı oldukça önemli derecede etkinlik ve direnç sağlar. Bunun dışında tabii demir ve çinkoyu biz sürekli toprakta pH yüksek olduğu için sürekli yapraktan uygulamaya başlarsak şu anda Akif Bey bunun belki maliyetini çok daha iyi biliyor. Üreticinin birim alandan aldığı miktarın üzerinde bu parayı vermesi gerekiyor. Bu nedenle sorunu çözüm odaklı olarak düşündüğümüzde toprakta pH'yi düşürücü unsurlar almak lazım. Bunun için pek çok kükürt uygulaması var. Ama kükürtü biz granül olarak uygulattırıyoruz. O toprakta Theobacillus dediğimiz bakterilerimiz yok. O bakteriler olmadığı sürece attığınız kükürt öylece kalıyor. Dolayısıyla topraktaki pH değişimine herhangi bir katkısı olmuyor. Diğer bir besleme ile ilgili sorunlardan birisi sulama son derece önemli. Bu bölgede gördüğüm bir diğer önemli etki ise çok fazla sulama yapmıyoruz diyorlar. Sulama yapmadığınız zaman toprağa attığınız bitkinin besin elementinin bitkiye geçişini nasıl sağlayacaksınız? Dolayısıyla özellikle damla sulama sistemlerini geliştirmişler ama damla sulama sistemlerini arkamızda da gördüğümüz gibi bitkinin tam kök bölgesine yanaştırılmış. Aslında olması gereken nokta şu bölge olması gerekiyor. Neye? Çünkü bitkinin aslında yan adventif kökleri dediğimiz kökleri o bölgede yer alıyor. Çünkü üreticiler şöyle bir gerekçe getiriyor. Bu arayı ben sürüm yaparken onların yerde olması bir zarara neden olabiliyor. Ama şu platformu aldığı zaman ona uygun aralıklarla düşünülerek ya da ona uygun bir çapalama sistemiyle yapılırsa bu o etkinliği artıracaktır. Bir hata var çünkü kök sistemini siz adventif kökleri kopardığınız için patojenle ya da hastalıkla buluşma şansını artırıyorsunuz. Bitkiyi dışa açmış oluyorsunuz patojenlere. Sonra kurumalar, zararlanmalar görülmeye başlıyor. Diğer bir kalite parametreleri açısından düşünürsek Türkiye'de şu alışılagelmiş şeyden vazgeçmek lazım. Yani Türkiye toprakları potasyumca zengin. Ona bakarsan kalsiyumca da zengin gibi. Düşünmemek lazım. Çünkü intensif olarak yoğun girdi var. Kalsiyum, potasyum dengesi son derece önemli. Bu arada biz zaman zaman özellikle kuru yetiştirdiğimiz üzüm çeşitlerinde potasyumu dikkate almalıyız. Bu suda çözünebilir kuru madde anlamı açısından oldukça önemli. Tek handikapımız şu, ekolojik dengenin değişkenliği de bazen verimde azalmaya neden olabiliyor. Orada yani su ya da gübrede aramıyoruz. Çünkü yeterli miktarlarda fotosentetik etkinlik yaratamadığımız için yeterli miktarlarda asimilant oluşmuyor. O da bitkide verimin az olmasına neden oluyor. Evet, esasında hocamın söylediklerine katılıyorum. Yani mikrobiyal gübrelerin ön plana çıkması gerektiğine hep gönlen inanıyoruz. Çünkü biz bu topraklarda %8'lik bir kireci çözdüğümüz zaman da bunun sıkıntılarını da görüyoruz. Ama topraklarımızda mikroorganizmaların %1'inin altında bizim burada mikroorganizma faaliyetimiz var. Organik madde anlamında. Belki canlılığı baksa hocam daha da düşük rakamlara çıkacak. Yani çok düşük rakamlarda. Onun için attığımız kükürttür veya topraktaki işte alınabilir fosforu alamıyoruz ve bunun akabinde aşırı doz. Yani toprak ihtiyacı olduğundan fazla bir gübrelemeye gidiyoruz esasında. Özellikle fosfor kaynağı bunun için çok önemli. Ciddi miktarda fosfor yığılması var toprakta. Çünkü toprağın pH'inin yüksek olması, kirecinin yüksek olması, fosforun orada antagonistik etkiden dolayı tutunmasını sağlıyor, fiksasyonu sağlıyor ve alınamıyor esasında. İşte mikrobiyal gübreler burada çok ön plana işte mikroorganizmaların belki toprağa verilmesi gerekiyor. Evet, bu konuda ben hocama hemfikirim ve olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için belki zamana ihtiyacımız var ama olacağını da inanıyorum. Çünkü artık dünya buna doğru gidiyor. Burada sulamayla ilgili mesela en bariz hocam potasyum, evet çok önemli. Özellikle kurutmalı kuru üzümde bizim standardımızı belirleyen
kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi ana elementler bizim bir fosforumuz işte son ana kadar. Çünkü hocam da enerjiyi sağlıyor bir şekilde. O enerji olmadan ben potasyumu da aldıramam. Veya bir magnezyum olmadan yaprağa dökünceye kadar magnezyum ihtiyacı var. Bu işte güneş panelleri gibi değil mi hocam? Tabii. Yani güneş panelleri gibi. Benim burada en önemli nokta şu, potasyumun alınabilirliği. Atılan hormonların dengesiz olması bizim Türk kuru üzümümüzü direkt etkiliyor. Tatlı su yürüdüğünden sonra yapılan arazi işlemleri bazı bakterilerin aflatoksin dediğimiz üretmesi, küf ve mayaların oluşması, kurutma esnasında bizim için ciddi sıkıntı, arazi işlemeleri ve en büyük sıkıntı dengesiz tatlı suyundan sonra verilen fazla suyun erken hasada girmesi, mecburen giriyorlar. Bunların hep bir dengesizliği var. Esasında belki hep biz Murat Bey'le de hatta gelince konuşuruz. Biz toprakta bir rutubet cihazlarının artık olması gerektiğini. İzlenebilir olması. İzlenebilirliği olması. Yani biz artık bunu Avrupa için değil esasında. Hani biz kaliteyi burada çıkartırken işte Murat Bey de orada çok güzel bahsetti. Bitkinin direncini kaybettik dedi. Ve harbiden biz bitkinin direncini kaybettik. Yanlış ilaçlamalarla, hatalı gübrelemelerle işte sonbaharda atılan organik gübreleri atmamamızdan. Demin çekim arasında bir sohbet ettik. O tür üretimleri artık belki çiftçinin kendisi yapması gerektiğinden bahsetti hocam. Yani biraz da böyle spesifik şeyleri de çiftçinin mücadele etmesi gerekiyor. Evet, ben o konuda katılıyorum. Bu tür şeyler bizim kalitemizi bozuyor. O sürdürülebilirliği, toprağın can damarı olan o besleme, çünkü bir de milli servet, öyle değil mi hocam? Tabii ki, tabii ciddi ki. Bir milli servet. Hani bu çok önemli bir nokta esasında. Yani bence hocamın bize bu konuda katkısı esas sulamanın ne zaman kesilmesi gerektiği, gübrelemenin en son ne zaman verilmesi, potasyumu hangi dönem vermemiz, magnezyumu hangi dönem vermemiz, fosforu. Esas hocam bu konuda bizi... Şimdi ilk bağların oluştuğu dönemde hani meyve düşünülmediği için ilk 3 yıl içerisinde daha çok güçlü bir gövde yapısının oluşması ve kök yapısının oluşması istenir. Bunun için önemsediğim şey organik karakterli gübreler. Niye? Çünkü bunun yerine amonyum sülfat ya da amonyum nitrat atmıyorsunuz. Çünkü sadece bitkinin büyümesi değil, kök sisteminin gelişmesini istiyorsunuz. Organik gübrelerin, organik karakterli gübrelerin en önemli özelliği bileşiminde besin elementlerine ilaveten hormonal oksin gibi, ciberaliner gibi hormon etkisi, doğal hormonlar içermesi demektir. Bu da iyi bir kök sisteminin gelişmesi anlamına gelir. Bitki verim çağına geldiği zaman tabii ki daha iyi beslenmeli. Bu beslenme koşulu içerisinde özellikle sonbahar beslenmesini ben çok önemsiyorum. Bir hamile bir kadının çocuk doğurduktan sonraki vücuttaki bitkinliği gibi bitkinin de meyve verdikten sonraki yapısı birbirine benzer. Çok daha dengeli anneyi beslerseniz dengeli çocuğu beslemiş olursunuz. Aynı şey kesinlikle tek yıllık bitkilerde tamam ama çok yıllık bitkilerde bir sonraki verimi bir önceki yıl belirler. Dolayısıyla sonbaharda yapacağınız her bir uygulama hem kışa dayanıklılık açısından hem de baharda bitkinin daha etkin ve dolgun bir şekilde baharı karşılamasına neden olursunuz. Orada yapacağınız, baharda yapacağınız uygulamalar bahar ayında oluşan gözler ve meyvelerin beslenmesine katkı sağlar. Burada ifade etti Akif Bey, işte başlangıçtaki azotlu gübreler. Burada gübre kullanım etkinliğini önemsememiz lazım. Yani ne kadar verdiğimiz değil, ne kadar bitkiye yansıttığımız son derece önemli. Tabii bu toprak yapısı ve özelliklerine bağlı olarak. Bunun dışında fosfor başlı başına önemli. Benim burada dikkat çekmek istediğim şey şuydu. Biz fosforu burada 100 kilogram dekara, 200 kilogram kullanmayı devam ettirdiğimiz sürece bu hep devam eden ve artarak ihtiyaç duyulan bir yapı olacak. Çünkü bitki de büyüyor, kanopisi de büyüyor. Her yıl bu ihtiyaç daha fazla artacaktır. O nedenle biz toprakta her yıl verdiğimiz yaklaşık 100 kilogram gübrenin %85'i, %90'ı toprakta kalırken %10'lu bitki kullanıyor. Biz diyoruz ki o depoyu da bitkiye sağlayalım. Onun için biyoçeşitliliği daha çok önemsiyoruz. O zaman biz 100 kilogram değil de bir sonraki yıl 60 kilogram, bir sonraki yıl 50 kilogram gibi daha az girdiğiyle bu işi sağlamayı önemsiyoruz. Hocam çok çeşitli burada solucan gübresi olabiliyor, leonardit olabiliyor, ahır gübresi olabiliyor, kompostlar olabiliyor, hatta organik içerikli her gübre, ama bunların içerisinde kesinlikle mikrobiyal formülasyonları araya sokmak lazım. Çünkü o dönüşümü sağlayan o zaten. Toprak bir dinamik denge içerisindedir. Siz oradaki canlı organizmalar ortamdan uzaklaştırdığınız ya da bir şekilde bertaraf ettiğiniz zaman oradaki döngüyü inhibe etmiş olursunuz. Döngü sistem durur. İşte bu da burada gördüğümüz gibi sürekli
ilave etmekle ancak bir şeyleri bir noktaya taşırız. Manezyum özellikle asma için son derece önemli. Akif Bey çok haklı. Gerek bitkinin klorofil içeriği açısından, yani daha iyi fotosentez yapabilmesi açısından son derece önemli. Gerekse bünyesinde bulunduğu organik asit, amino asitler içerikleri açısından önemli. Tabii burada enerji için fosfor önemli ama biz fosforu bölgede, dikkat edin, belki Akif Bey de teyit edecektir, bir dönemde verip bırakıyoruz. Ondan sonraki dönemlerde asıl işin ihtiyaç duyulduğu, besinin daha fazla çekilmesi gerektiği dönemlerdeki enerjiye ihtiyaç var. O dönemlerde vermiyoruz. Potasyum özellikle meyve bağladıktan sonra irileşmeye başladığı dönemde kesinlikle girmesi lazım. Burada azot gübrelemesini daha çok öne çıkaran üreticilerimiz var. Bir sonraki yılın çeliklerini daha iyi oluştururum diye. Ama aslında aynen evet, ama aslında bitki bu don zararlarına, stres koşullarına bir noktada hazırlanmış oluyor. Bir bakıyorsunuz bir anda bitki solmaya başladı. Niye? Çünkü siz aşırı derecede kanopi oluşturdunuz, yaprak oluşturdunuz. Bitki getirdiniz. Bitki daha fazla transpirasyon yapıyor. O zaman bitkinin asıl ihtiyacı olandan daha fazla suya ihtiyaç duymaya başlıyor. Ama bitkiyi siz o dönemde sulamasını kesmemiş olmanız lazım. Aksi halde don zararına yakalanacaktır. İşte bu ince ayrıntıları inşallah beraber biz üniversite olarak her zaman yanlarındayız. Şimdi bizim üretimimizde hemen hemen yarı yarıya, yani kurutmalık üzümlerle sofralık üzümler yarı yarıya. Biraz önce de hocalarımızın konuşmalarını dinlerken tabii eksikleniyoruz sürekli. Neleri de eksik yaptığımızı, yapmadığımızı gördük. Açıkçası ben kendi yaptıklarımdan ziyade genel uygulamadan bahsedeyim. Çünkü benim yaptıklarım da çok farklı değil. Kurutmalık üzümlerde mesela hormon kullanıyoruz. Sofralık üzümlerde kullanmıyoruz. Bunun bilimsel açıklamaları var, gerekmiyor. Sofralık üzümlerde daha fazla kalsiyum kullanıyoruz. Potasyumu biraz daha fazla kullanıyoruz. Ama tekrar bunu çok iddialı söylemiyorum, yani çok bilinçli mi yapıyoruz gelen duyduklarımız ve tavsiyeler üzerine. Bağın yaşıyla ilgili olarak da uygulamalarımız nasıl değişiyor? Genç bağlarda daha çok kendini büyütmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun uygulamasını yapmak zor iki sebepten dolayı: büyük arazilerde onu düzgün bir şekilde serpmek ve temin etmek zor ve pahalı oluyor. Öyle görünüyor ama kıyaslayamıyoruz. Yani onların yerine alternatif etmek için kullandığımız ürünler daha mı iyi, daha mı kötü, onun da çok bilinçli olarak yaptığımızı söyleyemem. Sadece daha az sulama yaptığımız, mesela zeytin için bahsedeyim ben size, daha az sulama yaptığımız toprak yapısından dolayı öyle uygun olduğunu düşündüğümüz yerlerde ahır gübresini çok kullanıyoruz. Çünkü damla sulamayla sürekli sulayarak gübre vermek iyi olmadığı düşünülüyor vermenin. Ama onun dışında genel uygulamada ikisi arasında çok fazla bir fark dediklerimin dışında yaptıysanız geç kalmışsınızdır. Susadıysanız geç kalmışsınızdır. Yani mesela biz ne yaparız? Ya işte bitki biraz kösmüş denir. Suya ihtiyacı var. Geçti o zaten. Yani Akif Bey'in de bahsettiği gibi toprak altı nem ölçerlerle gerçekten ne zaman suya ihtiyacı varsa o zaman suyunu vermemiz gerekiyor. İşte gübreleme yapılırken asla önümüzdeki seneye faydasını düşünmüyoruz. Hep sanki potasyum atacağız, atacağız, işte meyve irileşecek, işte gibi uygulamalar yapıyoruz. Mart ayı itibariyle humik asitle başlıyoruz. Bu ondan sonra işte filizlenmeyi arttırmak için ne gerekiyorsa, çiçeklenme öncesi ne gerekiyorsa ve meyve oluştuktan sonra meyveyi kuvvetli ve iri yapmak için ne gerekiyorsa bunları veriyoruz. Ama işte mesela hocam demin dedi, kışın toprak altı gübreyle bahara asla hazırlamıyoruz çoğumuz. Çok daha güne
günün gerektirdiği şeyleri kullandığımızı düşünüyoruz ama o işte öyle değil. Şimdi şöyle, bağlarda herkes kendi bağını bildiği için bu da çok farklılık gösterir verim açısından. Ona göre mesela çubuk sayısını ayarlıyoruz. Zayıf bağlarda daha az, kuvvetli bağlarda daha çok olmak üzere. Budamada tabii ki V sisteminin gerektirdiği bir yükseklik ve yayılım otomatik olarak kendini gösteriyor zaten. Belli yönlere, belli şekillerde açabiliyorsunuz. Bu yine dediğim gibi standardı olmayan, üzümün çeşidine göre de değişir. Bazı üzümlerde işte 4 çubuk, 4 göz bırakırsınız. Tamamı işte 16-20 arası salkım ile bırakmak zorunluluğunuz varken, Akif Bey'in bahsettiği gibi işte sultani üzümlerin uygun olan yerlerde 50-60 göze, 70 göze kadar da. Bunu nasıl tercih ettik? Her şeyden önce Alaşehir bölgesinde bu yaygınlaşmaya başlamıştı. Demin de bahsedildi. Bu oluşturduğu hava koridoru itibariyle havalanmasının ve mantar hastalıklara karşı korunması daha mümkün doğal yollardan. Ondan sonra çardak sistemi itibariyle daha çok dal budak sarıp sardırıp daha çok ürün almak mümkün. İki, üzüm çeşitliliği olsun dedik ve gördüğümüz kadarıyla da bu tip sofralık üzümlerde çardak sistemi daha tercih edildi. Tabii şimdi çardak sistemleri yeni sistemler. Dediğiniz gibi yaprak alanıyla alakalı esasında. Tabii faydası var. Yani özellikle sofralık yetiştirmede çok önemli bir durum. Yani belki kurutmada biz bunu tercih etmiyoruz. Bizim için pek önemli değil ama sofralık çeşitli kaliteyi arttırma anlamında daha önem arz ediyor. Güneşlenme, ışıklanma belirli şekilde oluyor. Şimdi bizim V sistemi de olsa biz istediğimiz gibi açıdan faydalanıyor. Orada kalite daha iyi oluyor esasında. Yani biraz da amaç gaye o. Yani ışıklanmanın daha iyi olması o açıdan daha tercih et. İlaçlaması belki daha rahat olabilir. İstediğimiz gibi görebiliyoruz. Yani daha sofralıklarda şimdi bir de şöyle yapılır. Amele sokarsınız. Kadın amele onu tekrar düzeltir. İşte orada bozuğunu, kötü salkımı ayırt eder. Pazara yönelik bir hazırlıktır. Çünkü bunlar genelde ihracata giden üzümlerdir. Çardak yapılanlar çünkü maliyeti yüksektir normal sistemlere göre. İşçilik gerektirir. Onun için hani pazara yönelik bir çalışma esasında bu. Ama sofralıkta bir tarafı çok işte güneş yanıklı olmuş, öbür tarafı çok o pek önem arz etmiyor. Çünkü çalkalama esnasında o kuruyan veya beğenmediğimiz üzümler. Konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi tecrübe önemli. Murat Beylerin tecrübesi bizim için de son derece önemli. Çünkü yıllardır bir emek ve sadece bir bitki üzerinde yoğunlaşmak orada belli bir deneyimi gerektiriyor. Burada önemsediğimiz şeyi Murat Bey zannedersem başlangıçta kavradı. Çünkü sonbaharda işte organik karakterli gübreleri, mikrobiyal gübrelerin önemini anladığı için zaten bunlarla ilgili de dikkatini çekti. Şimdi burada istediğimiz özelliklerden birisi özellikle kurutmalık üzümlerde hani sadece sofralığa verilip biliyorsunuz potasyum su düzenini sağlar. Yani bitkide suyun dengesini sağladığı için oldukça önemli. Ama kurutmalıkta asla bunu göz ardı etmemeliler. Çünkü suda çözünebilir kuru madde miktarıyla doğrudan ilişkili tat, aroma, içeriği ve lezzet açısından. Bunun dışında yine dikkatlerini çekmek istediğim şey kalsiyum gübrelemesi. Özellikle tanelerin saplar bağlantı noktalarında erken özellikle sofralıkta piyasaya giderken zarar görmesinin en büyük handikaplarından birisi kalsiyumdur. Çatlama problemleri kalsiyumla ilgili. Ama üreticilerimizin toprağının pH'sı yüksek, kireci çok yüksek olduğu halde bunu görmelerinin temel nedeni kalsiyum tamamen transpirasyonla taşınan yani suyla birlikte taşınan ama çok az hareketli olan bor gibi elementlerden birisi. Onun için biz bu şekilde çok yılını tamamlamış bitkilerde bu taşınımını bitkinin kök bölgesinden yukarıya doğru taşımak oldukça zor. Onun için dönemsel olarak özellikle meyve oluşumundaki dönemlerde kalsiyum gübrelemelerini ve bor gübrelemesini çiçeklenmede ne kadar önemsiyorsak bu dönemlerde kalsiyum gübrelemelerini yapmaları lazım. Şimdi Murat Bey'in ifade ettiği acaba organik karakterli gübrelerle kimyasallar kıyaslanırsa neredeyiz? Yine çekim arasında da ifade ettiğimiz gibi
Ben işletmelerde açığa çıkan budama atıklarından, diğer sapsamanda, diğer kültürel önlemlerden açığa çıkan tüm atıkların değerlendirilmesini kendisine izah etmeye çalıştım. Bunlar tamamıyla toprağa dönen, organik madde olarak dönen yapılardır ki organik maddenin bir diğer özelliği de toprağın fiziksel özelliklerini düzeltmesi. İşte burada gördüğümüz toprağı havalandırma işleminde ve su tutma kapasitesinde ya da sulama aralığını ayarlamada son derece önemli. İşte alüvyal olarak ifade ettiğimiz alt kesimlerdeki kumlu, tınlı topraklarda su daha sık sulama gerekliliğini hissedecektir. Ama organik madde olan bölgelerde bitki daha etkin olacaktır. Şimdi normalde bu atıkların dışında işte leonarditti, solucan gübresiydi, farklı farklı organik gübreler var. Tabii ki şu anda belki onlar böyle büyük işletmeler için maliyetli görünecektir. Ama bunlar gübre elementi olarak düşünse de aslında toprak düzenleyici olarak uzun yıllara sarih olarak düşünmek lazım. Yani ahır gübresini siz attığınız zaman bunu 3 yıl sonra hiçbir şekilde oraya müdahale etmeyeceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Attığınız aslında 3 yıla bölünmüş bir maliyettir. pH'nın düşürülmesinde de yapacağınız etki aynı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Eğer birim alandan elde edilen gelirle harcamalar arasında dengeyi üreticilerimiz biraz stabilize edebilse ki konuşmalarından anladığımız kadarıyla öyle bir denge yok. Çünkü kazandığından çok kaybetme riski daha fazla. Giderek artıyor. İşletmelerde bu yapı olduğu için herkes minimum düzeyde girdiğiyle bir şeyler beklemeye çalışıyor. Kimyasalda bu hiçbir zaman göz ardı edilmiyor. Herkes 20 kilogram atmışsa bir sonraki 25 kilogramın derdinde. Burada düşünülen şey şu olmalı. Ne attığınız değil, bitkiye ne yansıttığınız. Organik gübre de, ahır gübresi de, bu tür sonbaharda attığınız gübreler de baharda atacağınız gübrenin bitki tarafından daha fazla alınmasını sağlar. Tıpkı madde bağımlısı insanlar gibi siz İlk yıl verdiğinizin %25'ini azaltarak verin. Organik ve biyolojik gübreleme yaptıysanız. Daha sonraki yıl %25'ini daha azaltın. Bitki adım adım o yapıyı hazırlarsanız o zaman kendi içerisinde toprakta var olan ama bitki için faydalı olamayan besin elementleri de bitkiye sağlamış olursunuz. Burada maliyet analizine girdiğinizde kesinlikle 1-2-3 yıllık zaten sürdürülebilir ve organik tarımda da süreçler hep böyledir. Çünkü topraktaki biyoçeşitliliğin oluşması için gerekli olan süre. Bu dönemleri geçirdiğinizde zaten o toprak ve o yapı kendisini almaya başlayacaktır. Ondan sonra sizin artık artarak devam eden uygulama yapmanızı gerektirmeyecek. Burada son olarak önemsediğimiz şeylerden birisi de sulamanın zamanlamayla ilişkili olarak özellikle gübre ile ilişkili dönemlerde son derece gerekli olduğunu bilmelerini istiyorum. Hasat dönemine yakın tabii ki suyun kesilmesi ve bitkinin kendini artık kışa hazırlık yapmasını gerektirecektir. O dönemlerde iyi hazırlanmalı ama bölgede, ben Murat Bey'i ifade etmiyorum ama bölgede ta kışa kadar su yürümesini devam ettiren üreticilerimizin de olduğunu biliyorum. Çünkü meyveyi henüz daha pazara sunamadığı için ağaçta bekletiyor. Bu da bitki için bir yorgunluktur aslında. Bitkiyi fazladan siz sömürüyorsunuz demektir. O bitkiye daha fazla besin vermeniz gerekecektir. Bu tür konuları biraz daha incelikli olarak değerlendirirsek biz üreticilerimize periyot olarak adım adım ana yaklaşım bu. Ama onun dışında detaylı yaprak gübrelemeleri, onun dışında yine Akif Bey'in ifade ettiği mücadeleyle ilgili kısımlar ki dünyada artık bu pestisitlerin azaltılmasındaki ana şeylerden birisi bir, bitkiyi iyi besleyerek dirençli hale getirmek ya da çeşitleri ona uygun seçebilmek ya da bunların ötesinde biyolojik mücadele işte yaptığı bir kültürel tedbirlerle dikkat ederseniz bu tedbirlerle bunları azaltmak. Hiçbir zaman üretimde bütün zararları yok etmek amaç edilmemeli. Onların zarar eşiğini azalta azalta belli bir seviyenin altına, kar marjının altına düşünceye kadar devam etti. Şimdi yine bu dönemlerde zannedersem fosforlu gübreler zaten atmış olmalılar. Ondan sonraki dönemde gerek azotun girdiği bir dönem söz konusu. Ama bizim burada fosforu ve meyve oluştuktan sonra da potasyumu ihmal etmemelerini istiyorum. Bunun dışında bu bölgede kloroz olduğu için demir kaçınılmaz. Ya topraktaki pH'yi düşürmek için süreçler yapılmalı ki bunu da daha çok biz sonbaharda önemsiyoruz. Sonbahar gübrelemesinde kükürdün tiobasilüslerle birlikte o lokasyona indirilmesi bahar aylarıyla birlikte ta bahara kadar olan aylarda
toprak sıcaklığındaki düşüşler belki organizma hareketliliğinde daha az etkili olacağı düşünülüyor ama tiobasilluslarda durum böyle değil. Onlar bitkiyi bahara doğru gelinceye kadar pH'sını, tansiyonunu bir noktaya doğru taşımış olacaklar. Bu sistemin kolaylığı şu, tüm bütün alanları gübreleme ya da buradaki pH'yi düşürme gayreti yerine sadece bitkinin kök sistemlerinin ulaştığı noktalardaki pH'yi düşürme çok büyük bir maliyet getirmeyecektir. Ama bütün alanlara kükürt atıp da onu tüm toprağın pH'sını düşürmeye çalışmak çok akılcı ve anlamlı değil. Bu nedenle üreticilerimiz bu girdiği aslında bitki besin elementi girdisi gibi düşünseler de temelde toprağı iyi bir noktaya taşımak için yaptıkları bir işlem olarak görmeleri gerekir. Aksi halde maliyetler gerçekten o zaman kazandıkları alandan daha fazla olduğu için çok uzak duruyorlar. Ama adım adım bölüm bölüm bu yönetim sistemini uygulayabilirlerse bu iş sürdürülebilir bir noktaya taşınabilir. Şimdi yaprak gübrelemesinde tabii her bölge için durumlar biraz farklı. Bu bölgede biraz önce ifade ettiğimiz demir önemli. Çinko ile ilgili yine pH yüksek olduğu için sorunlar söz konusu olacaktır özellikle. Burada önemsediğimiz şey amino asit, organik asit ve enzim içerikli gübreleri, stres koşullarına dayanıklılığı artıran gübreleri daha çok öne çıkarmak lazım. Onun dışında elbette mangan problemini bazen görüyoruz ama bu çok ender olan bir şey. Bunun dışında yine manezyum gübrelemesini topraktan ziyade yine yapraktan ilave etme ara olarak bunlar da önemli. Şu anda kompoze gübreler içerisinde manezyumlu gübreler var. Onların tabii ki etkisi son derece önemli ama manezyumu bu dönem içerisinde verebilmek özellikle fotosentetik etkinlik bakımından oldukça önemli olacak. Vallahi esasında tabii söylediğiniz konu çok güzel. Çünkü nedir? Bağın paça kökü dediğimiz işte bir karış altta olan ki gıdanın %30 %40 da oradan alındığı bir sistem. Çünkü bağda tatlı çubuklarda 3 tane farklı kök var. Dip kök, orta kök ve paça kök dediğimiz. Ve bu paça kök de yaklaşık bir karış altta olabiliyor. Ama sert topraklarda özellikle bu tür kılcal kökler dediğimiz daha yukarıda bu üç kök birleşmiş oluyor esasında. Çok yakın oluyor birbirine ama ovada biraz daha derin 3-3,5 metreye kadar inen tatlı çubuklarımız mevcut. Ama bu tür yerlerde tabii sıkıntı oluyor. Dediğinize katılıyorum ya sulamada ama kültürel işlemlerden dolayı maalesef şu aşamada onun ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha bizim kat etmemiz gereken belki çok ciddi yollar var ama tabii bu biraz da sulama tekniğiyle veya işte ekipmanlarla, sulamacıların işi veya ekipmanlarla bunun düzeltilmesi gerekiyor. Ama ben biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Daha biz çiftçimize işte mesela şu dönem tam çiçeğe gireceği dönem yaprak gübreleme ile ilgili şöyle sorunlu bir arazide bir dahaki senenin meyve gözleri oluşuyor esasında. Bununla ilgilen yaprak gübre en azından toprağın pH'inden veya kirecinden dolayı sıkıntılı olan yerlerde yapraktan uygulamalarla bir dahaki senenin meyve gözlerine bir nebze olsun fayda katkı sağlasın diye biz bunu öneriyoruz. Ve artık bunu bilen çiftçilerimiz de oluşmaya başladı. Çünkü bir dahaki senenin meyve gözleri bizim için çok önemli. Bu çok önemli. İkincisi o sizin söylediğiniz işte çok dip paça köklerinin veya kılca köklerinin kesilmesi. Mesela erken dönem tam ağlama döneminde en büyük bizim zaten sıkıntımızdır bu. Çiftçileri sürekli uyardığımız aman gözünüze o paça kökleri ağlamaya başlayınca bağ koparmayın. Bu esasında bir tırnak gibidir o 20 santim altta onu kesersiniz ama kış dönemi yaprağını döktükten sonra dinlenme döneminde onun hiçbir zararı yoktur. Ama tam ağlamaya başladığı dönemde kestiğin zaman orada da ağlama yapıyor. Ya doğru söylüyorsunuz ama o çok zor. Evet o çok zor. Onun çünkü bütün ekipmanlar, bütün sistemler hep ona göre ayarlı. Nasıl bugün bir V sistemine geçiş, işte atıyorum 30 seneden beri varsa bölgede, belki ileride sizin söylediğiniz ileri teknikler hep uygulanabilir. Esasında Türk çiftçisi buna çok açık. Ama biraz da zaman bence gerekiyor. Maliyet. Tabii kazandıkça yapacak inşallah. Ama güzel bir şey oldu. Teşekkür ederim. Yani sizin de iyi burada bu tür konuları anlatmak esasında bağcılık ayrıdır. Bugün entegre mücadelesi ayrı bir kitabı vardır bağcılığın. Bitki korumada ayrı bir kitabı vardır. Gübrelemesi ayrıdır. Her şeyi ayrıdır esasında bağın. Yani burada bir kısa bir sunumla gübrelemesiyle bakımıyla ilgili bir, çok anlatamadığımız çok konular vardır esasında ama çok geniş kapsamlı çünkü farklı bilim konusu bir şey. Tabii bu tür programlarda hocamın buraya gelmesi bize katkı sağlaması ki sürekli zaten temaslarımız var hocamla. İnşallah daha da güçlenecek. Çok teşekkürler. Ben çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum.
İşin biraz felsefesine eğilmek lazım. Çünkü bütün bu bilgiler açık ve net, çoğu da tartışmasız doğru. Fakat bir de bunu uygulayacak çiftçilerin yani çok basit konuşayım, görmeleri gerekiyor. Bu programı dinleyecekler, ya böyle böyle şeyleri biz bilmiyormuşuz diyecekler, fakat uygulamada yapmayacaklar. Çünkü el alışkanlığı denen şey, maliyet unsurları, bunların hepsi çok önemli. Bölgesel uygulamalar ve bunun çiftçinin gözünün önünde gösterilerek yapılması çok önemli olacaktır.